Efendim piyasaları Borsa İstanbul'u Merkez Bankası'nın yeni düzenlemelerini konuşacağız. Ahlatçı Yatırım'a gidiyoruz. Hazine Müdürü Arda Coşar bizlerle beraber. Arda Bey merhabalar, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, teşekkürler, yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Merkez Bankası'ndan bugün yeni gelen düzenlemeleri gördük. Özellikle mevduat faizlerinde yukarı yönlü etki yaratabilecek düzenlemelerin geldiği takip edilirken Merkez Bankası likidite tarafında sıkılaştırmayı sağlayacak adımlarını paylaştı ve TL zorunlu karşılıklarda bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesini paylaşıyor. Bir yandan da TL mevduat için zorunlu karşılıklarda nemalandırma, faiz verme sürecine gitti. Acaba son düzenlemeleri nasıl okumak gerekir? Tabii bu düzenlemeleri şöyle okumak gerekir. Son dönemde enflasyon rakamları, özellikle geçtiğimiz ayın enflasyon rakamı beklentiden yüksek geldi ve yükselme eğilimi içerisinde. Görünen o ki Merkez Bankası'nın enflasyon sunumundaki hedef belirlediği enflasyon rakamına ulaşması yıl sonu için biraz zor şu görüntü altında ve sıkılaştırma yapması gerekiyor. Bu kapsamda bugün açıklanan karar, zorunlu karşılıklara dair açıklanan kararı bu kapsamda okumakta fayda var diye düşünüyorum. Bu kararla beraber birincisi piyasada TL sıkılaşması olması bekleniyor. Bu da tabii doğal olarak faizleri, mevduat faizlerini hem de dolaylı yönden diğer yandan da kredi faizlerini yukarı çekmesi bekleniyor. Yani bu adımı enflasyonla mücadele anlamında bir sıkılaştırma politikası olarak veya sıkılaştırma politikanın devamı olarak düşünebiliriz diye söyleyebilirim. Tabii bunun etkisini bugün bankalarda özellikle banka fiyatlamalarında görüyoruz. Şimdi özellikle Borsa İstanbul tarafında da satışları konuşuyoruz. %1'i aşan düşüşler var. 8.975 puanlara geldik ama haftaya başlarken Fitch'in kredi notumuzu artırmasıyla birlikte 9.300'lerin üzerinde başlamıştık. Acaba bundan sonra borsada neler olur? Aslında şöyle, Fitch'in haberiyle beraber borsa yukarı doğru gitti ama yine 9.400 seviyesini, bir önceki zirve seviyesi orayı aşamadan oradan gerilemeye başladı. Yani bir kar satışı yine gelmeye başladı. Birincisi bu. İkincisi tabii ki bugünkü haberin de zorunlu karşılıklara dair haberin de bir etkisi var. Özellikle bugünkü satışlara bakarsak bankalar da yoğunlaşmış vaziyette. Bankacılık endeksinde sert satışlar var. Bankacılık dışı sanayi endeksine baktığımız zaman satışlar daha ılımlı, bankalar tarafı sert. Bu sebepten dolayı 9.000'in aşağısına geldi endeks. Gelebilir, normaldir. Ben şöyle düşünüyorum endeks için şu anda daha kısa vadeli bir projeksiyon için. Yukarıda 9.400 direnci var. Burayı aşmakta zorlanıyor. Aşağıda da 8.600-8.700 desteği var. Buranın da aşağısına gelmiyor. Bu bant içerisinde devam ediyor endeks yoluna. Eğer ki 8.600-8.700'e yaklaşılan yerler olursa buraları alım yerleri olarak görülmeli diye düşünüyorum. Yukarı yönlü hareket olarak da 9.400 şu anda bir direnç. O an bahsettiğimiz 11.000'ler, 12.000'lere gitmesi için 9.400 seviyesini yukarı yönlü kırması lazım. Ama şu anda kısa vadede gördüğümüz kadarıyla kırmıyor ama önümüzdeki dönemlerde kıracaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi özellikle pozitif ayrışan sektörlerde bugün sigortayı görüyoruz. Bundan sonra hangi sektörler acaba pozitif ayrışır borsada? Şimdi kısa vadeli günlük ve haftalık olarak çeşitli sektörler pozitif ayrışabiliyor veya negatif ayrışabiliyor. Ama genele bakmak lazım diye düşünüyorum. Genel anlamda bu senenin gözde sektörleri tabii teknoloji en başta oldukça yüksek getiriler sağladı. Telekomünikasyon tarafının iyi olduğunu gördük. Bununla beraber perakende, gıda perakende gibi sektörlerin de olumlu veya gıda içecek sektörlerinin olumlu seyrettiğini gördük. Yine böyle devam edecektir diye tahmin ediyorum. Bununla beraber bankalar tarafına gelirsek 2022'de ve 2023'te bankalar çok iyi performans göstermişti. Hatta 2023'te endeksi ikiye katlamıştı bankacılık endeksi. BIST 100'ü neredeyse ikiye katlamıştı. 2024'te şu anda böyle bir durum göremiyoruz. Şimdi özellikle sanayi endekse baktığımızda orada da görünüm negatif ama tabii bankalara görece daha kuvvetli bir performans yılbaşından bu yana vardı. Bundan sonra süreç nasıl işler? Şöyle işler, bir kere banka tarafında 2022 ve 2023 hikayelerini beklemiyorum. Ama yine bir takım hikayeler var 2024 yılı içerisinde. Ne gibi? İşte not arttırımlarının gelmesi gibi, görünüm arttırımlarının gelmesi gibi, cari dengede toparlanma gibi ve enflasyonun yılın ikinci yarısında
sınırlı da olsa yıllık enflasyonun gerilemesi gibi beklentiler var. Makro beklentiler var. Bunlar bankalara yansır. Bir süreliğine bankanın olumlu performans göstermesini bekleyebiliriz. Ama sene içerisinde sanayi mi banka mı dersiniz? Buna konjonktürel bakmak lazım. Şu anda sanayi tarafın bankaya göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Halka Arz tarafında acaba neler görüyorsunuz? Orada da yoğun bir ilgi vardı ki yatırımcı sayısı yeniden 8,3 milyon kişiyi aştı. Tabii zirve seviyeler 8,5 milyon kişiydi. Halka arzlara artan ilgiyle yatırımcı sayısı da artar mı yurt içinde? Tabii halka zaten yatırımcı sayısının artmasının en büyük nedeni halka arz. Tabii başka faktörler de var işte borsanın geçtiğimiz yıllarda işte rally yapması, yüksek enflasyon ortamına getiri arayışı gibi sebepler de var. Ama 8 yatırım sayısının 8 milyon aşmasındaki en önemli sebep halka arz. Halka arzlarda eşit dağıtım veya orantısal dağıtım yapılıyor ve istenildiği kadar hisse senin alınamıyor. Yatırımcılar daha fazla hisseni almak için yakınlarına hesap açmıyor ona gidiyor. Bunun da bir etkisi var, ciddi bir etkisi var. Bu sebepler dolayısıyla yatırım sayısı 8 milyon geçti. Bundan sonraki süreçte eskisi kadar olmasa da yatırım sayısı bir miktar artmaya devam eder. Sebebi de halka arzlar, yeni halka arzlar geliyor. Faizler yüksek. Tabii faizlerin yüksek olduğu ortamda halka arzlar şirketler için bir finansman yöntemi olarak ön plana çıkıyor. Yatırımcılar da halka arzı alternatif bir yatırım ürünü olarak değerlendiriyor. Borsa dışında alternatif bir yatırım ürünüymüş gibi bakıyor. Bu sebepten dolayı konjonktürden bağımsız olarak da halka arzların yüksek olduğunu veya talebin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Tabii halka arz devam ettikçe yatırım sayısı artmaya devam ediyor. Öyle bir durumda söz konusu. Yatırım araçlarında acaba çeşitliliği nasıl sağlamak lazım? Mevduat faizleri cephesine, mevduata da yer verir misiniz? Rakam 53,3'e geldi ve mevduat değişimine baktığımızda tabii KKM'den 1 trilyon lirayı aşan bir çıkış. Döviz mevduatlarında 6 milyar doların üzerinde bir gerileme. Bununla beraber TL mevduatlarının payının arttığı bir ortam. Bundan sonra ne olur acaba? Şöyle söyleyebilirim, yatırım ürünleri arasında ben daha çok Borsa İstanbul'da beklentileri olumlu ve fiyatları makul, çarpanları makul hisse senetlerinden oluşmuş bir portföyü öneririm veya tercih ederim. Ama ben borsada işlem yapmam, ben borsayla ilgilenmiyorum diyen kişiler de döviz bazlı varlıklara bakabilir. Bunların başında şu anda emtialar geliyor, altın ve gümüş geliyor. Hatta gümüş bence daha da iyi şu anda altına göre. Hala altın yükselmiş olsa da hala yukarı yönlü potansiyeli var bence 2024 senesi için. O tarafa bakabilirler. Yani altın mı dolar mı derseniz ben altın tercih ederim. Onu söyleyebilirim altın ve gümüşü. Yurt dışına yine bakmak isteyen kişiler için ABD borsaları ne yukarı yönlü bir eğilim var. Buraya bakabilirler. Yurt içinde dediğim gibi borsa ön planda. TL mevduat ürünlerini veya döviz mevduat ürünlerini ihtiyaç dışı çok fazla önerdiğimi söyleyemem. Şimdi özellikle altın tarafı da olabilir portföylerde dediniz. Orada 2195 dolar seviyesi ons altında görülmüştü. FED'e dair beklentilerle acaba ons altında bundan sonra hangi seviyeler görülür? Şöyle bir kere hızlı bir şekilde gittik. 2200 dolara yaklaştık. Oradan bir miktar kar satışı geldi ama az geldi. Fazla da gelmedi. Ama daha gelebilir. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. 2100 dolar hatta belki biraz daha şansı görülebilir. 2100 dolara şansı görülürse de bu alınacak yerler anlamına gelir altında. Yani şu anki seviyesinden bir 50-100 dolarlık aşağı yönlü bir eğilim görürsek altında alış yeri olarak kullanmak lazım diye düşünüyorum. Ben sene içerisinde 2200 doların yukarısını göreceğimizi hatta 2300 gibi yerleri görebileceğimizi düşünüyorum. Bununla beraber anlık dalgalanmalar olsa da 2000 doların aşağısını kalıcı olarak öngörmüyorum. Yani bu açıdan yani gerilerse altı 100 dolar kadar alım için bakmakta fayda var diye söyleyebilirim. Şimdi dolar yerine altın tercih ederim dediniz. Tabii gram altını konuştuğumuzda işin içerisine dolar-TL faktörü de giriyor. Gram altında da 2200 liranın üzerindeki rakamları konuşmaya başladık ama orada neler bekliyorsunuz? 2000'li rakamlar uygundu. Tabii altın yükseldi. Bir miktar dolar TL de hareket oldu ve 2200'e doğru geldik. Bu seviyeler de aslında daha orta vade için uygun. Ama bu seviyelerden bir gerileme olursa 100 lira kadar aşağı doğru ons kaynaklı bir gerileme görme ihtimalimiz var. Yine bu seviyeler veya bu seviyeden 100 TL kadar aşağısı yerler alım için uygun yerlerde diye düşünüyorum.
Çünkü sene içerisinde muhtemelen hem dolar TL'yi hem de ons altını şimdi gördüğümüz seviyelerden daha yüksek seviyelerde göreceğiz. Bu da gram altını yukarı doğru taşıyacaktır diye tahmin ediyorum. Gram altın için hiçbir senaryoda 2000 TL aşağısını görmüyorum artık. Ama 2100 gibi yerlere gelirsek, 2100'e yaklaşılan yerleri görürsek alım için bakılabilir diye söyleyebilirim. Özellikle petrol cephesindeki hareketliliği de sormak istiyorum. Geçtiğimiz hafta %2'lik düşüşler vardı ama bugün yön yukarı. OPEC Plus'ın raporu dün geldi. Orada tabii üretimde kesintiye giden ülkeler de var, artıran ülkeler de var. Rusya bu kesintilerden memnun olduğunu söyledi ki zaten dünyanın en büyük petrol ihracatçısı. Nasıl görüyorsunuz petrolün durumunu? Petrolde OPEC içinde problemler var aslında. OPEC ortakları arasında bir takım problemler var. Bazı üyeler petrol üretim kısıtlarını uygularken veya uygun görürken bazı üyeler de daha fazla petrol üretim yapmak istiyor. Bir kere petrolde yukarı yönlü hareketlerde en önemli engel, bariyer bu durum. Diğer açıdan küresel bazda petrol talebine baktığımız zaman imalat PMI rakamları çoğu küresel bazda yani Avrupa'da veya başka ülkelerde 50 seviyesinin aşağısında yani güçlü değil. Çin'de problemler var. En çok petrol kullanan ülkelerden biri. Bunlar petrol fiyatının yukarı yönlü çıkmasını engelliyor. Diğer açıdan da petrol için 80 doların aşağısı veya işte 75 doların aşağısı yerler ucuz seviyeler. Buraya da geleceğini düşünmüyorum. Ben daha çok bazen 80 doların aşağısında Brent petrol için söylüyorum. 80 doların aşağısını görebilir. Ama genel manada 80-85 dolar arasında Brent petrolün devam etmesini bekliyorum. Şu fiyatlar bence denge seviyeleri. Hem alıcıyı hem de satıcıyı üzmeyecek fiyatlar. Bu açıdan 80-85 dolar arası fiyatlarını bekliyorum. Bazen konjonktüre göre 80 doların aşağısını görebilir. Ama 90-100 dolar gibi yüksek yerler petrolde beklemiyorum. Evet. Arda Bey çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızı Ben paylaştığınız teşekkür ederim. için. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Alaaddin Çatırım Hazine Müdürü Arda Coşar bizlerleydi. Kendisinden yorumlar aldık. Merkez Bankası'ndan bugün yeni gelen düzenlemeleri konuştuk ki Merkez Bankası likidite yönetimi kapsamında yeni adımlarını paylaşıyor. Zorunlu karşılıklar tarafındaki nemalandırma sürecindeki düzenlemeleri de yine yakından takip edilmekte. Küresel piyasalarda bugün İngiltere cephesindeki büyüme rakamları, Euro bölgesindeki sanayi üretim rakamları da yine fiyatlamalarda önemli olacak diyelim ve böylece noktalıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle.